Ne yapıyoruz lan? Merhaba arkadaşlar, Okan ve Kırgın Çiçekler YouTube programına hoş geldiniz. Bugün Erman Okur'la birlikte pasta tarifi yapma challenge yapacağız. Ve Burak'la 1 liraya su içtim, 10 liraya su içtim videosu çekeceğiz. Kardeşim ben hep bu sektörün hep arka tarafındaydım. Bugün ön yüzünde olmaya kararını verdim. Geçen akşam bir parti düzenledik çiğ köfteler eşliğinde. Mermiler yandı. Evet, çevirme var. Amcalar yani burada. Her yerde olabilen çevirmeler. Burayı ilk defa gördüm. Saygılar, ben de ilk defa gördüm. Allah'tan aracımızın herhangi bir kanunsuz bir şeyi yok. Bir saniye. Efendim kanka? Bundan kameraman olmaz, telefonu çalıyorlar bugün ya. Aynen. Bunun çıkışı var. Maaş falan da var. Tamam kanka, geçiyoruz o zaman hadi. Ama karanlık mı çıkıyor bilmem ya. Ben onu açarım, sen merak etme. Ya oğlum delisin sen ya. Yanında Burak Şahin var. Orta Doğu ve Balkanların en iyi videografiri. Çekiyor mu? Ya bu ne cahil çocuk. Yazıyor mu orada reçeteyi? Bir ara Özden'le fuara gittik. Fuarın girişi böyle ün olabilir falan. Herkes böyle selam veriyor bir şey. 10 dakika girişi sürdü fuarın. Özden'in elinden telefonu aldım. Kayda basmamış. Hadi canım. Ünal abiyle yarım saat Özden'in yüzüne baktık anlamsız bir şekilde böyle. Hani yani ne bileyim, okuma yazma bilmeyen bir çocuğun eline versen 3 yaşındaki çekip çekmediğini anlıyor artık. Nasıl böyle bir şey yaşadı anlayamadık. Aklıma o geldi. Oğlum bu kamera benim elime niye geçti şimdi? Kardeşim sen kameramansın artık. Öyle mi? Erman Okur fotoğrafı. Tamam. İtinayla kardeşim, YouTube, kına, YouTube nişan videosu, düğün. 300 liraya çekilir. Ben lan aa kaza yapıyoruz. Evet ya abla sağdan ya. Geldi sola önümüze kırdı. Dua et ablasın yoksa intikamını alırdım. Benim garip Selex'te kaldı ya orada. Ha? Senin Selex'in ne oldu lan? Parton ne zaman geliyor? Vallahi bilmiyorum kanka. Bir oraya gidiyor araba, bir oraya gidiyor. Benim hala altıma geçmedi bu araba. Olsun boşver. Eskiden ben biniyordum, şimdi ustalar biniyor öyle. Aynen. Değişen bir şey yok. Evet. Mantıklı. Tamam hadi kapat yeter. Biter mi? Yeter. Yeter. Kapatıyorum. Kapat. Çatalhöyük'teyiz. Yeni sanayinin en hızlı yıkamacılarından. Çok seri bir şekilde aracımızı yıkattık. Çünkü aracımızı POK götürüyordu. Ondan dolayı bak bugün de bu Selex'e bir drift çekelim senden. Direksiyonu güzel sahibine. Bu arabada ne var? Bu arabada iman gücü var. Varex var. İkisi yeterli. Arkadaki, için çok arkadaki yazı hakkında bir düşünce alabilir miyim? Arkadaki yazı İngilizce. This is ALM bitches. Öyle bir şey işte yani. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Yani Türkçe'ye çevirdim mi farz et ki bu aşkı yaşamadık işte. Sana aracın birkaç özelliğinden bahsedeyim. Üstün Tofaş bilgilerimden. Bak mesela bu hava deliği. Mesela sokak yarışlarında öndeki araç eğer önünden gidiyorsa buradan rendeleyip içine çekiyor. Oradan içine çekiyor, karbüratörden egzoz boru, oradan tüküyor atıyor arkaya. Öyle birkaç özelliği var arabanın. Bunu ama çok kimse bilmez. Sadece Tofaş yarışçıları bilir. Hadi. Bitmedi mi? Neyi bitmedi? Daha araba. Uğraşma benim gibi aksiyle. Akşam video çekerim taksiyle. Dedim. Birazdan beni burada çekin lan şöyle. Kırmızı kırmızı. Vay. Giderek giyindim böyle ha. Gençimle ben de kırmızı giyinirdim. Donuna kadar. Sen hadi. Seversin Selex'i. Bayılırım. Maşallah. Thank you.
diye. Ozan kardeşimizin aracı dükkanda yatıyor. Neyse boşver. Gel. Görmeyeli bir şeyler değişmiş mi? Ben de bakayım. Bir şeyler değişmemiş. Bagajı daha bitirecek gibi bitirmemiş. Jantlar çok güzel olmamış mı ama? Arıcıoğlu bir ayrıcalıktır bak. Bu arabada bu jant mik oldu. Zaten son 3 jantı Arıcıoğlu'ndandı. Ama ilk jantından sonra en çok beğendiğim bu oldu. Önden duruşu CFZ'nin bir başkadır. Hiçbir bir teknik de yok zaten. Hani bu ek yok. Bu ekten zaten kimse de yok herhalde şu an bir teknik camiası olarak. Eskiden CR diye geçen ön ekiydi bu. Bunu Özden çeresi çok güzel yapmış. Sağ sol tarafını doldur dedim, doldurmadı. Faraportu kendi yaptı. Ön eki var işte. Şuraya kızgın bakış yaptı kendine. Amatör bir modifiyeci olduğu için silecekler üstünde aracının. Gezelim gel. Bir de matkap tarafa bakalım. Ozan, çift power. Kardeşim benim be. Orta Doğu ve Balkanların en yakışıklı, en karizmatik, en seksi, en bilgili yazılımcısına gitmek için beni takip eden arkadaşlar. Kardeşim orayı boş ver. Dükkan. Dükkan uzakta. Burada. Dükkan uzak. Bura mı? Burası. Orası bura mı? Orası burası. Aynen. Ne yazıyor? Tam üstte mailini yaz. Şey, LinkedIn üye olmuş. Aç Tinder hesabını aç göster amcalara. Tinder'a mı? Ha. Açayım mı? C format Tinder enter yap. CTRL C. CTRL V. Bu arabaya ne yapıyorsun? EGR partikül arızası var dolaştık yapıyoruz. EGR iptali. EGR partikül aynı. Tamam zaten açsana ben toka diye yazsana. EGR partikül. Siz nereden geliyorsunuz? O YouTube'da mısınız genelde? Tabii. Vay kardeşim. Eskiden sen de vardın be. Ben eskiden ben de vardım. Aynen. Harbiden. Ve millet beni çok seviyor nedense YouTube'da. Neden acaba? Niye fotoğraf çekiyorsun? Harbiden Ozan'ı seviyor musunuz YouTube'da? Titriyor çocuk dondu oğlum. Çektiriyor çocuk donuyor. Kanka arabanın arkasında tepesine çıktı. Spider-Man gibi oturdu öyle çekti bizi rüzgarda fırtınada. Hadi gel bir de Özden'in dükkana bakalım ne yapıyorlar. Oğuzhan'ın suç ortağının polosu bu da. Ar tampon, arba dikit, GTI ön far. Bu da dizel yazılımlı. Gayet güzel bir araba. Bu arabayı ilk Özden'e alacaktık biz. Özden dedi ki ben bununla uğraşamam. Polo dedi ünlü üstadların binebileceği bir yarış arabası dedi. Ben dedi garibanım kardeşim dedi. Ben dükkanım var benim dedi. Yaşlandım dedi. Almadı. Oğuzhan'ın suç ortağı Mert aldı. Bu da güzel bir araba yani iyi gidiyor. Ablaya yollar. Zamanında almadı 50-60 liraya. Şimdi oldu 500 liraya azizim inanır mısın? Gel gel 500 olmak da. Selamünaleyküm. Eyşan yoldu eyşan vasyallah. Özden ne yapıyorsun orada? Vlog bizi gördü bir şeyler çalacağımızı anladı herhalde dükkandan. Kendini kaybediyor devirt kapırtı yok gibi. Onu indiriyor sonra açmaya basıyor. Yan odaya kaçıyor diyor ki kayboldum. Ben artık yokum diyor özgürüm. Osman abi merhaba. Merhaba hoş geldin. Orta Doğu ve Balkanların en seksi adamı matkapsın abisi. Yürüyen karizma. Adam gibi adam. Başka sen de biraz kendine şey özelliklerinden say. Sen hepsini söyleyince benim bir şey söylemem. Var var bir iki tane daha var onları sen söyle bana söylettirme şimdi burada abi. Çapkınım. Çapkınım o ardayım 24 ayardayım. Osman abi 23 yaşında taliplerini bekliyor arkadaşlar. Yakışıklı karizmatik. Matkapsın defalarından. Aynen. Duvar kağıdı çok güzel olmuş. Anladın mı? O kadar video çekiyorsun lan. Altı koyacak mı? Gel. Double aldım. Hangisi pahalı abi? Hafifmiş bir yol. Double mu pahalı? Bunu aldım abi. Onu bırak. Bu 10 onu, lira. Onu bırakmasın. Bu 15 lira. Şunların ikisini üst üste koy. Semtte namun olur anasını. Gel. Şunu da. Abi bir şeyler alıyorum. Kanka benim arabanın tesisatı yok. Yıllarca bütün esnaflara kan ağlattın. Özden gün intikam günüdür kardeşim. Kusura bakma. Şimdi. Aa, D300'e korno, Seger, çok kaliteli bir marka. Sarı altı biber. Aynı altı led. Bu neyi bilmiyorum ama kutusu güzel. Bu içine mi çıkıyor? O ne? Aa, küçükken hep böyle bir şey mi olsun istemiştim. Pioneer Mitrax. Gel biraz cam filmi, cam filmi al biraz. D300'e çekeriz lan. Cam filmi al. Teyp aldım, altısını almadım ben. Koy üstüne abi. Altına mı? O eline file lan. Gel gel. Görüşürüz. Dürbün kardeşim bununla böyle bakıyor. Kendine iyi bak. Hepsi 10 TL'ye verdim.
Bunu çekiliş yapacağım, insanlara dağıtacağım. Bizim mahallede bir tane durum olmayan bir çocuğu bir amca var, yaşlı. Ona mı? Onun durumu yok, hep Mitrax'ı olsun istemiş. Bunu ona hediye edeceğim. Niye olsun? Mitrax'ı. Mitrax. Aynen. Aa, Mitrax vardı eskiden. Var oğlum, bu üstteki Mitrax işte hala. O buranın elindeki ne? Biberon. emikliyor. Ne acayip bir şey lan. Kamar oğlum. Korkuyorum oğlum, Mitrax silah gibi duruyor. Efendim? Al abi. Ne var lan Boca? İyi, senden ne abi? GTA'ya anektar takacağız. Anektarlar koltuğun altında kalık olacak. Erkan. Ledler açık kalmış ya. Yakıyor kardeşim, eski ledlerim ya. Düşünsene şu an bir tanesi patlasa. Aa, rüyamda geçen gördüm, bir tanesi patlaktı. Bunu kime yaptıracağım diye sabaha kadar farcı gezdim. Öyle mi? Rüyalarda servisiniz. Rüyalarda buluşuyoruz. Matkaps garaj. Bak gel gel gel, bir dakika gel bir dakika. Gel. Bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Arkadaşlar, şu arkadaşı tanıyan varsa aşağıya yazsın. Neden burada bu? Buna neden burada bu ekran var? Bu fotoğraf var. Masaüstümüz bu kardeşim. Çok da tatlı olmamış mı? Okan. Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki fotoğrafını hatırlıyorsun. Dur kanka. Nerede ki Güzel Sanatlar Fakültesi? Dur bir de. Söylesene. Evet arkadaşlar, Okan Çekici'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmadan 4. yılındaki fotoğrafını bulduk. Ya bu nedir oğlum ya? Masaüstümüz ne oldu? Size bunu pozitif enerji sağlıyor. Diyorsun. Gün içinde. Pek de pozitif görünmüyor mu? Okan Dümen, Haydar Dümen. Geliyor mu? Biz adama özel stickerlar getirttirelim İtalya'dan. Bak, adam bizim üniversitede kız ayarlarken kullandığımız Photoshop'lu fotoğrafı burada yayınlasın. Bu Güzel Sanatlar'dan mezun olmadığını bir yıl önce ifade. Dur bakayım ne? Vogland mı? Sen bunları nereye yapıştırıyorsun? Bunları yapıştırmayacağım da. Biriktiriyorsun, koleksiyon yapıyorsun, kızları mı çağırıyorsun? Gel koleksiyonu. 131 arkada duruyor. Warning 100-130. Şey olmaz mı bunlar ya, benim seleksiyon? Hayır. Volgant mı var? Neden? Volgant var oğlum, senin kesik yay var senin arada. Volgant ne? Volgant Almanya'ya bak, gel gel. Gel gel. Bak baba, Vogland orada duruyor baba. Baba abi. Nasıl zoom yapıyor bu? Ya bu patlıklar ne yapıyor? Dükkanın çeyizleri bunlar. Beğendin mi? Evet. Güzel olmuş mu? Harikasın. Evet. Yok, otofaş doluyordu. Bunlar değildi. Pardon, arabaları karıştırdı. O zaman meydan okumuyorum kimseye. Ankara'dan Paşoğlu Mertcan abi GTA'nın açma kapama farını göndermişti. Sisleri de oradan kumanda edebilmek için. Yoksa sisleri buna bağlamıştık. Şu an o düzeliyor. O açma kapama takılacak. Bir de EB garajdan şöyle bir modül aldım. Böyle bir modül aldıydım. Bunun fotoğrafını attım geçen. Bunu merak ettiğim için aldım. Sponsorlu falan değil. Herkes yazdı ki bunu bağlamak, öyle bağlarsanız bize de söyleyin falan filan. Ne oldu öyle mi oldu? Bilmiyorum işte kanka şimdi. Ondan dolayı mı oluyor? Evet. Bunu şu an vaktimiz yetmeyecek. Biraz tadını kaçırdık. Akşam oldu. Bunu bir dahaki geldiğimde bağlayacağız. Bağlayabilirsek o zaman da cilip atacağız. Çünkü işte paralara vursam. Ne olur? Götünden sikeriz diyorsun. Canın sağ olsun bu kardeşim. Bu hafta şu. Şey var ya siz kendin. Getir kanalı. Yok kardeşim. Sen getir. Beni sevmiyorsun. Hayır, en çok beni artık seviyorum. Sevmiyorsunuz. Beni artık sevmiyorsunuz. Bu kamera kim lan? Benim. Okan'ın çük kamerasından çekseydin. Sponsor olarak bir Okan çekiş alacağım. Çük kamerasından çekseydin. Okan, şu kamerada ne çekmedin? Ne? Şu kamera. O ne lan? Benim var mı bir tane? Tamam. Dönüyor. Benim anlamda kullanacağı bir iş değil. Kötüymüş ama. Kötü değil de bu şerefsiz bana kaç tane kamera attı bugün gece. Kanka, GoPro. Aziz Kancar öyle bütün YouTuber'lar mı kullanıyor? Evet. Onu kullanıyorlar lan. Ben aldım hepsi Fuse Level'a geçtim. Yine beni bıraktılar çaresiz yapayalnız. Aziz Kancar öyle bütün irticak yolunu kullanıyor. Kanka, abi deyince seni takip ediyor. Ha bak. Stabil izleri çok iyi. Bak, takip ediyorsun. Kaç defa kullandın o özelliğini amına koyayım. Hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım, Ozmo'mu satıyorum. Yeni şakırdadık. Bu şerefsiz GoPro 10 çıkmış lan. Biz en son 4'te bıraktıydık seninle. Ben 6 vardı bende. 6 var mıydı? 5 vardı. 5 mi vardı? 10 çıkmış. 10 muydu o? 9 muydu? Kanka onlar bizim işimizi görmezdi.
Bizde şöyle ozmalar var, küçük böyle dönüyor. Yılan yap kendini. Şey var ama bak. Ozmo'nun bir yenisi çıkmış, izledin mi onu? Kanka, babacığım, mikrofonuyla birlikte Bluetooth mikrofonu takıyorsun Murat'a, git oradan çek, buradan alıyor, ikisini birleştiriyor. Yapar mıyız? Makas garajda mı yapılıyor? Yaparız. Şey var, Ozmo için var ya, önünde selfie şişesi var kanka. Kendini çekiyorsun. Var mı? Tabii lan. Ozmo için hem aksiyon kamerası hem de kendini yiyorsun. Bak, bu lavuk çok tehlikeli bir lavuk. Her an bana 20 lira harcatabilir ekipmana. Ya bak, bundan önce yaşadık ama. Ha, yapma mı diyorsun? Telefonun var senin. Telefonum. Kaç çekiyor senin telefonun? Şak! 4K çekiyor elindeki. Ha. Kanka, şımar mı onu diyorsun? Tamam. Aldın daha önce, 3 milyar verdin şu kamerayı. Lan geçen niye getirdin? Bak beni sen belki takip ediyorum. Gimbal'ı. Gimbal'ı getirdim geçen, kanser oldum. Kendimizi çekeceğiz, gimbal kayıyor bu tarafa. Öyle kayıyoruz Erman'la. Yani yine döndük. O yüzden bizim olayımızı ne biliyor musun? Gimbal'la nereye söktük? Mesela ailenle gidiyorsun köşeden bir tane. Ben dinlemedi gördüm. Selex TKS'ye geliyor, seni çıkartıp çekmen lazım ama. Anladın mı? Hmm. Olay yok senin. Olay yok. Annen evden gimbal'ımı alayım çıkayım, bir Selex çekerek gelsin. Peki bu telefona takabileceğimiz bir mikrofon yok mu? Var. Bari sesler daha güzel olsun. Kardeşim, ben de diyorum bak. Ben çözdüm onu. Tamam. Ciddi diyorum, çözdüm. Ne? Bluetooth mikrofon. Tamam. Bunlara bak bakalım. Bunlar yeni nesil. Bunlar ciddi. Bilmezler mi? Ben söyleyeceğim. Herkes yapmasın şu anda. Tamam, tamam. Top secret. Burak nasıl bakıyor senin sesinize? Yalan beyaz saçlı. Kendi saçından mı yaptırdın bunu? Burak'ın saçından mı yaptırdın onu da? Neyi? Ödülleri. Kameramızın işiydi. Aynısı değil mi? Osman abi. Şerefsiz nasıl dalga geçiyor bak göstereyim. Bir daha göster Ozan. Bunu sesi iyi kessin diye kameramanın, usta bir kameramanın saç telinden yapmışlar bak aynı renk. Burak ne diyor bu sana? Ya, bu, bırak orayı, bırak orayı kaçtı artık. Şey, al şunu artık, ben gidiyorum ya, bir şey demek istemiyorum. Adam buraya gelmiş efendim gibi. Kardeşim sadece değil mi bak, kızlar her zaman olgun erkeklerden hoşlanır. Tamam kardeşim de yani bu bizde ırsi. Yeni moda bu, sen bilmiyor musun? Yok, sen de niye yok? Ben hep isterim beyaz olmasın. Sen de bak, Osman abi modayı yakından takip ediyor. Abi sen bilirsin bu işleri. Osman abi saç kalın. Osman abi de ihtiyar ya. Osman abinin sakallarına bak. Osman abi yıllar seni yormuş ya. O aynen. Son jacuzziye binmeyecekten. Sen son jacuzziye binmeyecekten. Osman abi niye takip etmiyorsun? Osman abi niye takip etmiyorum biliyor musun? Heh. Yani Osman abi takip etmeye layık. Ondan dolayı. Takip etmek istemediğin için. Aynen. Mantıklı bir sebep. Güzel bir Antalya. Mük. Özlem. Sessiz sessiz ne konuşuyorsunuz? Vay! Bunun niye sarmış yok diye konuşuyoruz kanka. Kanka bir şuradan kardeşim, şuraya fulya çek dedin. O yüşen şuran gibi buraya fulya mı çekeyim yarın metre? Hayır, sarmışsız araba mı binilir? Ha, fulya. Yani doğru, bunu senin söylemen. Yapsak yalan dedi, alamadı zaten. Şuraya kadar yapıştı. Tamam, tamam, bırak ya. Oğuzhan sarmışsız satıyordular, istemedi. Ben yaptırıyorum onu dedi. Fulya çektiriyor. Seviyor yani bu hayatı. Peki durmuşun olan kapı savaşlarında bir gelişme var mı senin? Kardeşim 106 ile buraya geldiği anda kapısının 106'nın ayarını yapacağım ben. Nasıl bir ayar düşünüyorsun? Şu an göstereceğim bir araba var burada. Gösterebilirim sana. Geç buna istediğin kadar yap. Buna bir şey olmaz da. Ama narin Fransız bir 106 için kapı çok ağır olacak. Zaten hali hazırda kapıları bir tane Toros videosu var ya, kapıyı açıp alttan tutup kaldırıp kapıyı kopartıyorlar. Sanırım o bunun, ayar. Bunun testi var. Bu Golf'ün testi var. Kapı testi. Bu Polo ama. Aynı şey. Tamam. Üstüne çıkıyor adam kapının. Tepiniyor. Kapıyı bir mühim aşağı indiremiyor. Tık kapatıyor. Ebesini. Vallahi bak. Durmuşun 106'da bir şey yapmana gerek yok. Zaten kapıları bütün 106'ların aşağı çöküyor. Vallahi bak, orijinalinden çok büyük. Oğlum kırılır mı arabanın kapısı, sonra camları onların yok. Kırılsın. Benim arabamın kapısının ayarı yok, gitti mesela. Aa! Dükkanın camlarına veda etmen gerekebilir ama. Kuş gibi kaç hayvan gördü araba bugüne kadar? Bu arada cephezenin... Şuraya bir tane sticker yaptıracağım. Polo Kronik. Kronik problem mi? Kronik şey, Chrome Edition yazıyor ya. Bu da çok kronik arıza açtığı için bir zamanda. Arabayı 2 yıldır biniyorum. Normal masrafları yeni bitti, yeni dışına geçebildim. Artık şu aralar masraf açmıyor Allah'a şükür. Buraya kronik edişin yazdım. Oğuzhan'a yazdım, yaptırmasaydın ilk başta. He? Oğuzhan'a yaptırdım, pişman oldum kardeşim. Söktüm, poğaçaya yaptırdım. Ön sis yanıyor mu şimdi? Yanıyor. Allah Allah. Yanıyor. Arkada yanıyor, arkada yanıyor. Allah Allah. Söndü mü? Bak, yanıyor. Keşke yanıyor. Bunlarla bu kadar uğraşana kadar bir GTI alsaydım. Daha hesaplı olurdu. Şu an yanıyor. Arka yanıyor. Şu an söndü, şu an yanıyor. Kafayı yedim ya. Gerçekten. Ben de diyorum bu niye yatıyor? Bayağıdır piyasada yok bu araba. Ne olduğunu anlayamadım. Şu an ne oldu? Bunun durumu ne? Aç bakayım, kaç beygir? Kanka anahtar içeride. Ha. Sıfır, motor yok şu an. Hiç yok. Tamam, ne yapacağım buna? Tamam, niye? Peşte motoru yok. O hep burada geldi. Ne yapacağım buna? Kanka bunun yeni motor yapılıyor. 450 beygir ve üzeri. Minimum 450 beygir. Aldığın parçalardan biraz bir şeyler söylemek ister misin? Aldığım parçaları ben dile getirdim ama üzülüyorum. Ciğerim yanıyor. Kanka... Bir motorda olması gereken, yani güçlendirirken... Son nokta mı şu an? Son nokta.
bu Tofaş'taki son nokta yani. 450 ha? 450 ve üzeri sağlıklı beygir. Açarsak peki, daha da yükselir de. İnternette herkesin Tofaş'ı 2000 beygirken senin 100 milyar harcayıp 450 beygiri zor bulmuş olma. O internettekiler hayal dünyasında yaşıyor kardeşim. Öyle sahteden dynoya çıkarıp da bilmem ne ekspertiz dynoları falan olmuyor biliyorsunuz. Yük dynosu gerekiyor. Sanayide Ekotek'in Mustafa Eser'in güzel bir dynosu var, profesyonel dynosu. O 200 beygir, 500 beygirleri orada bir görelim yani. Ben öyle düşünüyorum. Sen biz oraya çıkaracak mısın bitince? Tabii. Kaç beygir göreceksin? Tabii biz nos falan da koyacağız. Daha da yüksek çıkar da. Hayatında hiç noslu bir araban oldu mu? Olacak. Ben hiç bilmedim yani. Gördüm ama bilmedim. Dükkanı terk etti oğlum sen gelince herkes. Kanka taksi bir geri alalım da araba çıkacak şimdi. Selim. Aklım yazdım. Osman abi bir jacuzziye bindirsene. Jacuzziye bindiriyor. Ne var? Sen nasıl bindirse yaptırıyorum ya. Bir jacuzziye yaptırıyorum. Bunlar kumandalı. Ölüyordu. Niye bıraktın çocuğum? Ne topu vardı ya böyle olan mı? Ben de düşüyordum. Ayağım yaptım. Evet, şimdi Polo'nun bütün kronik sorunları bitti. Uzun zamandır bana masraf açmadı. Satıp satmama arasında kararsızdım. Harcamaya karar verdik. Daha önceki videolardan biliyorsunuz neler yaptırdık, neler ettik. Bir süre bana masraf açmayınca dedim lan bu Polo'nun bir istikakı var. Bayağıdır bir masraf etmedik, bir şey yapmadık. Bunun dışında bir şeyler alakalı. Masraf etmedik, 50 liraya aldım. Helal. Harbiden 50 liraya aldık bunu bir buçuk sene önce. Şu an 120-130 lira. 49 liraya aldık. Değil mi? Öyle bir şey aldık. 52,5'tu. Ama bak şu an en son bir masraf videosu çekmiştik. Jant, mount, egzoz falan filan. Şu an o videodan sonra neler yaptıysam onları yazdım size. GTI far aldım. Bunu Instagram'dan söylemiştim. Hani görmüştünüz ama videoda belirtmemiştik. Yan sanayi GTI far 3,5 lira. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Orijinali kaç para bunun? Orijinalleri 7-8 vardır. O da bulursan çıkmaları. He, doğru, doğru. Öyle bir şey. 6C ön tampon aldık. Buradaki GTI logosunu çok eleştiren olmuş. Buraya GTD yazılabilir. Uğraşmadım inanın. Şuraya al falan diye olmuş. Hiç bunlarla ilgilenmedim ben. Sadece aldık, taktık. Yalnız tamponda şöyle bir şey var. Tamponun fiyatı 2200. Bu tamponun kare ve dikdörtgen plakaya göreydi. Burayı plastik kaynakla dışarı çıkardık. Tam bu plakaya göre ayarladık. Daha güzel oldu. Bu işleme 500 lira vermişiz. Boyası bir de. Özer'de boyattım. Boyasına da 500 vermişiz. Arka tampona da böyle bir işlem yaptım. Üzerindeki tampon boyasızdı. Ona kıyamadım. Sattım. Bir üst kasa dizelinin arka tamponu var arkadaşımda boyasız. Kıyamadım diyor, sattım diyor ama. Yok şey, pardon satmadım dur. Söktüm, satacağım. Yanlış söyledi. Söktüm onu. Kıyamadım işlem yapmaya, bozmaya boyasız diye. Bir tane daha arka tampon aldık. Bir üst kasa dizelin. O tamponu da bu kare plakaya göre ayarlattırdık ama fiber şey plastik kaynakla yapıldı. Hani macun falan basılıp yapılmadı çatlamasın diye. Arka tamponu da 1000 liraya aldım. Yalnız aldığım tampon da boyasız çıktı. Bunu yaptı. Ha, ne anladın bu işten? Neyse. O kapattırma işlemine 700 lira verdim. Boyasına da 500 verdim arka tamponu. Yanlara GTI Marsh Piel aldım. Zor bulunan bir şeymiş. Orijinal Volkswagen logolu plastik. Normalde böyle parlak siyah oluyor. Onlar ucuz. Bu orijinal GTI'nin ona Matlı. Da 500 lira. Aynen ona da 500 lira verdik. Çünkü parça ha. Aynen. Detaylı pasta cila yapıldı siz yokken. Ona da 600 lira verdik. Totalde burası selamünaleyküm 10 lira yapıyor. Hesapladığımıza göre. Allah baksana ne yapıldı. Arabanın dünyası değişti aldığımızdan beri. İlk zamanlarını hatırlayan varsa farı bu değildi, tamponu bu değildi. Yani yapılabilecek her şeyi yaptık arabaya. Şimdi de bugün işte gördüğünüz zaten GTI kol falan bağladık. Bundan bu kadar uğraşana kadar GTI alınması daha mantıklı kesinlikle. Ben canım sıkıldıkça öyle yaptım ettim. Bilginiz olsun. Ezandan sonra devam. Mola verdik 15 dakika. Çok yoğun çünkü çekimler çok... Çiçek taksın ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Çiçek, çiçek bakayım bir tane nasıl çıkıyor lan? Manita var mı? Oğlum arkada ben çıkıyorum. Oğlum ne iş bu ya? Bir tane daha şöyle çektim. Oğlum bu nedir ya? Bak moralim yok ama şu an o fotoğrafta. Moralimi sinirlendirdin. Lisede ilk zamanlarına benziyor işte. Lise zamanları... Buna lan! Şöyle seni etiketleyeceğim, buna da senin bazı sayfalarına. Neyi ne kadar güzel? Ne? Foto. Foto mu? Ben kilo almışım ya. Yanaklarım tombiş geçmiş. Beni en azı mı? En azı çift var. Nedir ya? Gerçekteki hali. Makyajlı hali.
Saçı da bu arada takma arkadaşlar. Buran saçı da dalga geçiyor beyaz diye. Kendi saçı da takma. Orijinali orada evet. Kafayı yedim ya. Gerçekten. Şimdi dışına ekstralar yaptık. Dışına bitti. Şu an arabada gözümde tek eksik olan şey direksiyon arkadaşlar. Middle direksiyonu, Scirocco direksiyonu, GTI direksiyonu, eski Passat direksiyonu. Bu dördüne baktım. Eski Passat direksiyonu biraz mantıklı geldi. Gerisi 3 ile 6 lira arası. Üstü de var. Middle direksiyonunun airbag'ini bile bulamadım. Ama böyle kırmızı ya, yanları falan boyalı oluyor. Onu böyle taksam çok denizcik bir şey olabilir. Özlem bir saniye balım. Onun haricinde şöyle bir şey. Direksiyonu koyduktan sonra bir eksiği kalmayacak. Arabada Ozan yazmıştı kardeşim. Turbo kırılabilir mi? Yok. Kırma riski yok. Peki araba kırıldığını varsayalım. Nasıl bir setup yapabiliriz bir üstü bunun? Yani 300 beygirlik tadında. Yani 300 beygir tadında çıkar bunu da enjektör bağlarız. 17-56 dediğimiz turbo var. Hani bu drag'daki araç şeydi, onun kadar büyük değil. Orta segment bir turbo. Cooler'ını bağlarız. Bu şekilde rahat rahat. Intercooler? Tabii ki de. Bir tane peki görüntü olsun diye içine koymak istiyorum şu an. Tamponun ızgaraları çok boş duruyor. Onu bağlayabilir miyiz? Turbo bağlamasak bir üstüne turbo hibritlesek. Tamam. Cooler gene kullanabiliriz. Güzel durur mu peki tabii içinde görsel olarak? Tabii ki de. Peki hiç bağlamadan süs diye koyabilir miyiz? Koyarsın. Setup ama koymuşken bak. Bağla. Ya bağlanır yani. Her şey bizde şeffaf. Her şey bizde şeffaf. Bu neyin turbosu lan? 131 mi? Belli zaten yanmış buralara. Yanık su turbo. Yansa da güzel. Kolada kırma sorunu kimse yaşamadı. Zor yani. Biz de yaşamayız. Ya ya kesinlikle. Başka da aklınıza gelen fikirler, öneriler, tavsiyeler varsa bunları bana verin. Yorumlarda en çok okudum abi jantları değiş diyorsunuz. NK jant takabilirim buna son kasadan. Evo jant, Evo NK. Ama şöyle bir şey var. Her ne kadar ben arabayı bu hale getirsem de bu bir aile aracı. O jantı takarsan çok basmak gerekiyor. Ama NK ile yukarıda zaten gördüğünüz videolarda hırçın bir duruşu var. Dip basamayacağım için öyle bir janta geçmedim. Ya normalde bu aracı aldığım zaten beraber almaya gitmiştik. O zaman ev alındı bu araç zaten. Binmek için değildi. Sonra i̇şte tatlar kaçtı. Kız kardeşi bir yere gitsin gelsin diye. Sonra biz aşılayınca döndük olay artık. Başka da yaptığınız yorumlardan öyle aklıma gelen pek bir şey yok. Hepsini konuştuk zaten. Arabaya hani şu da olsa yakışır dediğiniz bir şey varsa kesinlikle söyleyin. Yapmadığımız bir şey kalmadı zaten. Onu da yaparız aklımıza yatarsa. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dükkanımız Matkaps Garaj Antalya'dayız. Her türlü aksesuar işi için gelin, fikir alın. Çay kahve için sohbete gelin, muhabbete gelin, fotoğraf çekinmeye gelin. Gelin ama yani. Gel. Hop! Kokulardan al kanka. Kokulardan al. Bunlar çok güzel kokuyor. Yeni gelmiş bunlar. Hop bunları toplayın arabaya koyun lan. Bağcına koy, bağcına. Koy. Bunları ben aldım bağcına.